Çekmeceler filminin hikayesine uzun zamandır tanıklık ediyorduk aslında. Çünkü yakın bir arkadaşımızın uzun yıllardır bildiğimiz yaşam öyküsüydü. Bu garip, şaşırtıcı ve insanı düşündüren hikayeyi kurgusal bir senaryoda bir sinema filmine dönüştürmeye karar verdik Çekmeceler'de. Yakın arkadaşlarımdan birinin hikayesi. Ona Deniz ismini verdim senaryoyu çalışırken. Çocukluk hikayesini ondan dinledim ama hikayesinin geriye kalanına da bizzat kendim tanıklık ettim. Cinselliğin tabulaştığı, konuşulamadığı, çocuklarımıza cinsel eğitimleri yeterince veremediğimiz bir Türkiye'de bu film seyredilmeli ve bir şeyler alınmalı diye düşünüyorum. Çekmeceler bu ataerkil toplumda bastırılmış kadına dair önemli sözleri olan bir film. Aynı zamanda Deniz karakteri sinemada çok az bulunur türden. Çok değerli bir kadın karakter ve bir anti kahraman. Deniz kadın cinselliğini temsil ediyor. Aynı zamanda bizim karakterimizin çocuklukta yaşadığı ve onu Deniz'den, kendinden uzaklaştıran bir fobisine ışık tutuyor. Cinsellik tüm bireylerin en doğal hakkı. Bu bir hak ve bu en temel dürtülerimizden biri. Konuşulmayan, irdelenmeyen, yüzleşmek istemediğimiz bir konu. Bu özellikle nedense kız çocukları için böyle. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Belki de biraz utanmaya ihtiyaçları vardır. Belki biraz suçluluk duymaya ihtiyaçları vardır. Bu toplumda bence erkek olmak kadın olmaktan da zor. İktidar olacak, güçlü olacak, hiç ağlamayacak, hiçbir zaafını gösteremeyecek. Neredeyse tanrı olması bekleniliyor erkeklerden. Birçok kadının böyle badireler atlattığını biliyoruz. Ben de onlardan biriydim. Şiddet benim tanıdık olduğum bir şey. Şiddetle yüzleşen, şiddetle baş eden, şiddeti şiddetsiz bir şekilde yenen bir geçmişten geliyorum. Genç yaşta anne oldum ben ve hiçbirimiz artık anne olabiliriz bilinciyle anne olmuyoruz. İşte olunuyor bir şekilde. Bugün toplumda herhangi bir mesleği icra edebilmek için bir diplomaya veya sertifikaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama hiç kimse ebeveyn olabilmek için bir eğitimden geçmiyor. Toplumun bugün şiddetten daha uzak bir hale gelebilmesi için, daha barışçı bir toplum haline gelebilmemiz için babaların ve erkeklerin özellikle izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Bu filmin şöyle bir özelliği var, yaşadığınız şey ne olursa olsun, bugün nasıl bir insan olursanız olun, geçmişinizle yüzleşmeniz ve onu affetmeniz ve yola devam etmeniz gerekiyor diyor. Evet, belki dünyayı değiştirmiyor ama aile kurumu içerisinde çok ciddi hayaletlerle savaşıyor ve sonunda da yeniyor. Bunun toplumun geleceği açısından çok kıymetli bir şey olduğunu düşündüm. Filmin bu umutlu tarafı beni en çok heyecanlandıran ve benim de çok doğru bulduğum bir tavır. Çünkü hepimizin umutlu hikayelere ihtiyacı var. Senaryoyu kime anlatsak bize siz delisiniz. Böyle bir öyküyü Türkiye'de sinemaya taşıyamazsınız. Kimse size yapım desteği vermez. Bitirseniz bile artı 18 alırsınız diyorlardı. Zenni'yi yapmaya karar verdiğimizde de benzer tepkilerle karşılaşmıştık. Ama yolumuza devam ettik. Sanırım biz Caner'le bu üstü örtülü konuşulmayan hikayeleri topluma anlatmayı seviyoruz. Çünkü artı 18 diye etiketlenen gerçekler, onların hepsi bize ve insanlığa ait şeyler. Onlardan ne utanıyor ne de çekiniyoruz. Deniz karakteri gibi karakterlerin sinemada ve sanatın her dalında öne çıkmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü bu gelişen genç kızlara ve kadınlara kendi özbenliklerini bulmaları için cesaret verecek.